Osman büyüyor. Harman Kaya Tekfur, Mikail Koses. Birlik olmazsak yok olacağız. Turgut Bey! Osman Ağa'nın büyüklüğünü görürse onu avlamak için papaz kıyafeti de giyer. Keşiş asası da kuşanır şobat olsun. Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey. Hukuk. Savaşı kaybedenlerin kokusu. Koses. Bu koku ceset kokusu. Turgut Alp. Yaaak. Turgut Alp namında bir it. İndiden Harman Kaya Tekfuru'yla nizaha tutuşmuş. Bizde sığınan pek mühimdir Osman Bey. Bala Hatun'la Gonca Hatun konuşurlarken işittim. Bala Hatun gebeymiş. Gebe mi? Biz seni bu civardaki tüm Türkmenlerin lideri olarak biliriz. Yoksa biz yanlış mı biliriz? Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim. Kiminle dost, kiminle düşman kalacağımı da. Allah'a yemin olsun ki... Benim kanatlarımı koparanı, senin gibi nice soylu atların demir nalları altında ezeceğim. Şahit ol ya Rabbi. Saldırın! Cümle obanın ardına dizildiği Osman Bey. Sen bize sözün tutamadın. Gregor isteyen kimse bunlara eden doldur. Gregor'a adım adım yaklaştığımızı hissediyorum. Bitinya'da hiç kimseden emin olamayız. Neyse, at izi it izine karıştı ya kardeşim. Avcı onca tuzak kursa da kurt nice yol bilir. İntikama taşı sahibini de yakar. Dünyanın kaderini değiştirmeye Turgut'tan başlayacağım demek ki. Turgut Bey! 40 bin hatadan çıkmadık diyor. Bala Hatun bizim de bu obanın hatunu olduğumuzu unutmuş. Ama bu obanın baş hatunu benim. Rogatus Lascaris. Böyle bir hainliği ancak o yapar. O ses işte size böyle bir tuzak kurdu. Bu tuzağa düşmeyin. Edenden emin olmak gerek. Soğuyor. Lakin düşman olmaz. Osman Bey'in eşlerinin gizli savaşı öyle keyifliydi ki. İnsan o savaşa dahil olmak istiyor. Konuş. Kim? Mihail Koses. Osman Bey emridir. Esir tuttuğun Turgut Bey'i isteriz. Bu Turgut, Osman için çok önemli. Madem ki bir Türk beyini kafese koymaya kalkar, o vakit bize de pusatlarımıza davranmaktan başka bir çare bırakmaz. Türk asla esir olmaz. Belli ki bunlar yine bir oyun içindeler beyim. Eğer zaaflarını kullanırsak fetihler yakındır abi. Ecdadın hayali olmayaydı. Şimdi bu uçta ne işimiz vardı? Madem düşmanlarımız birbirine girdi, o vakit biz de onları avlayacağız. Çok dikkatli ol. O bir şeytan. Turgut Bey bir Türkmen beyidir. Ve Osman Bey'imiz canını verir lakin onu size koymaz. Hayır, sözün bittiği yerdeyiz. Usatlarımız bilensin. Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız. Kendini de, obanı da ateşten bir denizin ortasına atıyorsun Osman Bey. Osman'ın bunu idrak etmesinin vakti geldi de geçiyor bile. Birlik olmamız gerek. Onların çil yavrusu gibi dağılması için bizim birlik olmamız gerekmektedir. Belli ki Osman Bey Türkmen'e başlık etmek ister. Kimin baş olacağını talih belirleyecek. O papazı öldüreceksin. Değilsen, İmparator Andronikos bizzat gelse bize sığınanı asla alamaz. Bu savaş küffarla Müslüman'ın arasındadır. Her haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır. Sözünde durmayanın dostuna düşmanına bakılmaz beyim. Cezası neyse kesilir. Osman'ı bu topraklardan sileceğiz. Onu hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bırakacağım. Ana! Yardım!
Bugün bu topraklardaki bütün nehirler kızıl renkte akacak. Büyük bir kervan gelirmiş. Cümle Tekfur'un malları varmış içinde. Davet ettim, biz de geldik. Kervan mühim mesela. Kervanı vuran da sesi tüm Bitinya'da yankılanacak. Elimiz boş gelmeyelim dedik. Kurt kışı geçirdi ama yediği ayazı unutmaz. Osman Bey'e baş kaldıranın başı gövdesinde durmaz. Türk'ün huzur bulmadığı yerde hiç kimseye huzur yoktur. Yarına kadar hazırlıklar yapılsın. Gayrı fetih vaktidir. Şam'dan gelen bütün Tekfurların mallarını taşıyan o büyük kervan. Onun geliş yakın değil mi? Müsaade olursa bu şanlı fethe ben de dahil olmak isterim. Malını atın. Nicedir cengi hasrettir beyim. Bana varsan yeter kızım. Aleme nizam, gönüllere huzur, küffara azap geliyor. Haydir Allah! Ölü bir bey, başsız bir oba. Pusadımız tavıyla dövülmüş, hain kanıyla sulanmıştır Balaat. Hain bir pusuya düşmenizden korkarım. Osman ölecek. İşte burada sana büyük iş düşüyor Mari. Turgut, senin de bu deli oğlanda gönlün vardır ha mı kızım? Başkalarının gölgesi altında kalabilecek bir adama benzemiyorsunuz. Turgut Bey. Ardında yüz it avlatmayan kurt, kurttan sayılmaz. Nikea'ya yaptığı yolculuk Osman'ın son yolculuğu olacak. Osman! Nihayet Türklerin sonu geliyor. İçimde kötü bir his var. Sen şu kayılmasına nasıl sızacağınızdan bahsetmedin bana. Biz bir orduyuz. Bize çaldıkları pusadın akıbeti ancak kör olmaktır. Dün gece baskın yedik. Emanet almak için obaya sızmışlar. Lakin şehidimiz var. Gonca! Camide talim gören çocukları kaçırmışlar. Diğer obalardan da birer birer haberler gelir beyim. Koruyamadım kardeşim Osman. Bunu edenler huzur bulmayacak. Andım olsun ki Gonca'nın ve cümle şehitlerin kanını yerde komayacak. Bize kaldırılan elleri kesmek adetimiz. Bu Hilal ve Haç'ın savaşı. Bize doğrultulan pusatları kör etmek töremizdir. Onları birlendikleri yerden ilmek ilmek sökme bahtımız olsun beyim. Obaylı bir bize saldırmaları boşa değildir. Ele gelesin. Taştan kaleler, zırhlı askerler. Hiçbiri benim gazabımdan sizi koruyamaz. Alper, Turgut Bey için davranın! Bahadır'ı Gökçe'nin peşine taktım. Senden de obadaki hatunları yoklamanı isterim. Gökçe! Kafir sonunda çocuklara el uzattı. Büyük bir cenk patlak verecek ya. Dur bakalım. Mari ile evlenmek istiyorum. Hayır, asla istemediğim biriyle evlenmem. Geldiğimizi bilirlerse bunun hesabını Turgut Bey'den sorarlar. Sen evlatlarımı almak için bana güç ver. Ben olsun yaşayamam. Oğlumu getirin bana. Söğüt'ü yakıp yıkacağız. Gönderdiğimiz o uçan ataşlar var ya camide, dergahta, çarşıda, her yerde. Ne oldu? Ala giderken avlandın mı Osman? Yüzüğümü kim kurtar? Ne vakit görülmüştür Türk'e baş kaldıranın uzun yaşadı. Elbet onların da ömrü uzun olmaz. Babamızın geleceği olan evlatlarımız da gayrı bizimledir. Yurdumuz Söğüt'ü ateşe vermeye kalkanlar da evvela kendileri yandılar. Turgut'a git, ondan yardım iste. Nikolay ile evlenmeden beni kaçırsın. Osman'ın seni zehirlemediğini nereden biliyorsun? İmdi sıra bizdedir. Gayrı fetih vaktidir. Alacağımız ilk kale